Evet değerli dostlar. Bazı şeyleri televizyon programlarında söyleyemiyoruz, konuşamıyoruz, tartışamıyoruz. Bunun ana sebebi televizyonlar reyting kaygısı taşıdığı için gündemi, gündemde olan şeyleri konuşturuyorlar. Dolayısıyla biz de orada e, televizyonun yayın politikasına uymak zorunda kaldığımız için bunları geniş geniş tartışamıyoruz. Evet son günlerde yani son yıllarda, son aylarda peşi peşine milliyetçi partiler, milliyetçi ve muhafazakar sentezci partiler kuruluyor. Bunlar bizim dünyamızın insanları tarafından kuruluyor. O yüzden bizdenmiş gibi anlıyoruz veya bizden olacakmış gibi anlıyoruz. Daha iyileri kurulacakmış gibi anlıyoruz. Çare bulacaklar, dertlerimize birikmiş tepkilerimize, efendim kaygılarımıza yeni bir umut olacakmış gibi zannederek bir kısmımız e, en azından genel olmasa da bir kısmımız bunlara sarılıyor can simidi diye binlerce insanın emeği toprağa veriliyor, zayi ediliyor. Peki bu neden yapılıyor? Bunu niye yapıyorlar? Bunun yapılması için neden zemin hazırlıyor? Araştıran, soran, tartışan, bunu açıklamaktan çekinmeyen e, bizim gibi e, diyelim ki Türk milliyetçileri tukaka ediliyor, yalnızlaştırılıyor. Bunun tek bir sebebi var değerli arkadaşlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki gerçekten bizim Türk milliyetçilerinin e, sivil, bağımsız bir yapı kurmasını istemiyorlar. İstemedikleri içinde sanki doğal olarak yani hayatın doğal akışının gereği Kurulacak bağımsız bir siyasi yapının önüne geçmenin tek yolunun e, direnç karelerini kalelerini yıkmanın tek yolunun yenisi 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 bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bakın sadece geçtiğimiz ay e, iki tane parti kuruldu. Birisi Profesör Pelin Hanım'ın e, Abdurrahim Kars'tan devraldığı Merkez Siyasi Parti. Ve daha sonrasında da Kutlu Parti'nin genel başkanı seçilen e, Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu. Ve şimdi de e, hazırlıklarını aha, e, başlayan ve önümüz ay e, herhalde ye, e, kurulacağı açıklandı e, Yavuz Ağrıoğlu'nun partisi. Ve böyle birçok da kurulma, e, kurulma, kurma niyeti olan arkadaşlar var, onu da biliyorum. Bize de geliyor, kuralım diye. Ee, bütün e, bu çerçevede baktığımızda e, biz de böyle bir şeye kalkıtsak benim biraz önce söylediğim iddialara veya işte kaygılarıma hizmet edecek böyle Türk milliyetçilerin bölmekten başka bir işe yaramayacak bir hadise olarak görüyorum. Süreç e, Türk milliyetçilerinin öyle ya da böyle iktidarı engellemekle ilgili bir takım yerlerin çalışmalarıyla geçse de bazı, bazı hadiseler bir de Tanrı'nın hesabıyla yürür. Bazen de hiç kimsenin istemediği çerçevede yürür şekilde yürüyor. Gördüğüm o ki Sayın İmamoğlu'nun bir şekilde adaylığı önü kesilmese de CHP'de oh, Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu çatışması zaten bunun işaretlerini de gördünüz. Yaratılarak mansur kazanacak, kesin kazanacak, açık farkla kazanacak adayın mansur yavaş olduğu düşünüldüğünde Mansur Yavaş'a adaylık gitmesin diye İmamoğlu ve ekibi elindeki imkanları kullanarak biz daha iyi CHP'liyiz. Mansur Yavaş Türk Milliyesi ülkücü kökenli ondan aday CHP'nin adayı olamaz şeklisi altta fısıldanarak Mansur Yavaş'ı bir kenara itme hesabını gidiyorlar. Mansur Yavaş da bunun bunu gördüğü için ve Mansur Yavaş'ın etrafındaki ekibi ve sevenleri Türk milliyetçiler ee, özellikle İyi Parti üzerinden olabilir. Bunu İyi Parti kabul etmezse sivil toplum örgütleri ve bir milliyetçi cephe oluşturarak bu adaylığın gerçekleşmesini 100 bin imzayı e, çok çabuk bir, bir günde, birkaç saatte toplayacak eee altyapısını, oluşumunu hazırladılar. Önümüzdeki dönemde AKP'nin e, işte böl parçala yut politikalarının nasıl bir sonuç vereceğini hep birlikte göreceğiz. Ama burada kaybeden Türk milliyetçileri değil, Türk milleti olacak. Eğer doğru hesap yapılmazsa. Bu çerçevede her gün Bahçeli'nin hastalığıyla ilgili bir takım e, tevatürler, dedikodular yapılıp bununla ilgili sevinmeler, bir takım hesaplar, kitaplar çok iğrenç buluyorum. Bu doğru değil. Hastalık hepimize, her kula nasip olan bir şeydir. Onlarca kez ameliyat olmuş birisi olarak söylüyorum bunu. Sayın Bahçeli'nin ben de bugün itibariyle e, rahatsız olduğunu ama tansiyon ve kolesterol problemlerinin olduğunu, onların biraz indirilmesinde problem yaşandığını, onun dışında bir şey olmadığını e, öğrendim. Ama bu sıradan MHP bu hastalıktan mütevellit değil tabii. Birkaç aydır Bahçeli sonrasına bir takım çalışmaların, MHP içindeki grupların ve bazı e, e, yani uçları derin devlet dediğimiz yapılara dayanan isimlerin MHP'de gruplaştığı, gruplaşmanın en etkin ve güçlü isimlerinin Semih Yalçın ve İzzet İlvi Yönter'in olduğu, bu çerçevede genel başkanlığa Sayın Bahçeli Allah uzun ömür versin veya kendi bırakması e, e, im, imkanı doğduğunda e, Samsun milletvekili hemşerim Sayın İlyas Topsakalı hazırlandığını, e, genel başkanlığa hazırladıklarını e, Kulislerde konuşuluyor, ben de öğrendim. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki İlyas Topsakal'ın genel başkanlığa hazırlandığını ben bundan bir yıl önce yine ona yakın isimlerden duymuştum. Ama bu kadar artık olgunlaşmamıştı. O yüzden açıklamamıştım. Bu çerçevede Türk milletinin bilgilenme, anayasal bilgilenme ve bilgilendirme hakkını kullanarak, ee, bu iddiaları sizlerle paylaşarak e, Türk milliyetçilerinin ve Türk milletinin daha uyanık, daha sorgulayıcı, daha gerçeklere yakın bilgilerle hareket etmesini istememden dolayı e, huzurlarınıza geldim. Saygılarımla efendim.